Önce Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki bazı surelerin baş taraflarında mesela Fussilet, Yasin, Mü'min, Zuhruf gibi surelerin baş taraflarında diyor ki Rahman ve Rahim olan Allah'tan indirildi. Aziz ve Rahim olan Allah'tan indirildi. İşte alemlerin Rabbi olan Allah'tan indirildi der. Neden? Şimdi hiç vahiy olmasaydı ne olurdu? Hiç vahiy olmasaydı her grup, her hizip, her cemaat, her tarikat, her siyasi parti, her etnik yapı, belki de her insan kendi kurallarını kendisi koyup hak kavramını kendisi belirlemeye çalışacaktı. İnsan kendisi, insanın sınırlı bakış açısıyla, sadece içinde yaşamış olduğu coğrafyanın siyasal, sosyal, kültürel bakış açısıyla belirlemiş olduğu doğrular ve yanlışlar asla evrensel olmaz. Bu yüzden insanlık derin bir karanlıkta kalırdı. İşte bu yüzden Allahü Teala buyuruyor ki Rahman ve Rahim olduğu için bu kitabı indirdi. Yani Allahü Teala vahyini indirerek yeryüzünün kaotik bir hal almasını, kargaşa içerisinde kalmasını engellemek için bu ayetleri indirdi, bu kitabı indirdi. Bugün bazı insanlar, efendim vahiy olmasaydı vahiy adına savaşanlar da olmayacaktı. Eğer vahiy olmasaydı her grubun, her şeyin, tarikatın, şunun bunun kendi kitabı olup bugün mevcut savaşların bilmem kaç katı meydana gelecekti. Esasen vahiy savaş nedeni değildir, savaş alet edilmiştir. Bunu da burada vurgulayalım. Yani Allahü Teala'nın vahyetmesinin bir numaralı nedeni insanlar rahat rahat yaşasınlar diye. Nitekim Enfal suresinde buyurmuyor mu ki ey iman edenler size hayat verecek şeylere davet edildiğiniz zaman davete icabet ediniz buyuruyor Allahü Teala. Bu yüzden bu vahiy kavramı son derece önemlidir yani. Zaten yaratılış vahiy ile başlamadı mı? Allahü Teala gökleri ve yeri yaratmaya başlarken ne dedi? Onun emri, onun işi bir şey yaratmak istediği zaman ona ol diye başladı. Allah vahiy ile yaratmaya başladı. Dolayısıyla hani insan doğasını, çevreyi vahiyden bağımsız ele almaya çalışmak bu tıpkı bir makineyi kullanım kılavuzuna hiç ihtiyaç bırakmadan kafama göre çalıştırırım demeye benzer. Evet, çalıştıramazsanız o makineyi yakarsınız. O makinenin sahibi de bir gün sizi yakar. İşte bugün insanlık bu yangının içerisindedir. Zaten bu meydana gelen problemlerin yani savaşlar olsun vesaire kaynağının vahiyden kaynaklanmadığını biraz derinlemesine araştırdığınızda görüyorsunuz. Vahiyi kendine uydurmaktan veya vahiyi istismar etmekten kaynaklanıyor. Haçlı seferlerini düzenleyen insanlar İncil'e uydukları için bunu yapmadılar. Evet. İncil'i istismar ettikleri için bunu yaptılar. İncil'in hiçbir yerinde gidin de masumları katledin, işte insanları kılıçtan geçirin diye bir şey yok. Yani siz bunu kalkıp da bir kutsal metne mal edemezsiniz. Kesinlikle. Bakın aydınlanma devrimi dediler. İşte insanlık kendi aklını ilahlaştırdığı zaman ancak doğruyu bulabilir dediler. İşte Kant'ın felsefesiyle, Hegel'in felsefesiyle vesaire. İnsan kendi aklıyla ancak hakikati bulabilir dediler. Bu aydınlanmadan sonra dünya savaşları yaşandı. Bu aydınlanmanın getirdiği kapitalist beraberinde getirdiği o kapitalist Bakış açısı falan. vahşi bir şekilde daha çok dünyaya sahip olma, insanları sömürme düşüncesiyle dünya savaşları meydana geldi. Dünya savaşlarının meydana gelmesinde kitapların bir suçu yok. Milyonlarca insan öldü. Şunu örnek verelim Vedat. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Rum suresinin 22. ayetinde dillerinizin ve renklerinizin farklı olması Allah'ın ayetlerindendir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e göre İbrahim suresinin 4. ayetinde de buyuruyor ki biz her kavme kendi dilini konuşan bir peygamber gönderdik, bir nebi gönderdik. Şimdi bundan hareketle vahiyden sapmanın ne insanları nereye taşıdığını bir örnekle açıklamaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala dillerimizin, renklerimizin, türlerimizin kendi ayeti olduğunu söylüyor. Peki insanlık bu ayetlere iman etseydi, Allah'ın bu sözlerine güvenseydi, buna uygun hareket etseydi, bugün zencilere bunca zulüm yapılır mıydı? Bugün etnik ayrımlar meydana gelip falan ülke falan ülkeyle sürekli savaşmıyor mu? Bugün Sırpların Boşnaklarla, bugün falan milletin falan milletle, filan milletin filan milletle, efendim birilerine karşı biraz daha kötümser olmamızın nedeni bu ayete inanmamamız değil mi? İşte insan kendi aklını ilahlaştırıp, kendi etnik yapısını, kendi ırkını kutsarsa işin varacağı yer burasıdır. Allahü Teala'nın ayet olarak göstermiş olduğu insanlara biz öldürülmesi gereken gözüyle bakıyoruz. Çok enteresan bir durum. Yani bu gibi şeyleri göz ardı etmememiz lazım. Dolayısıyla insanlığın içinde bulunmuş olduğu buhranlardan, bunalımlardan kurtulmasının tek yolu vahiy ile çözüm yolu bulmaktır. İşte Allahü Teala bu yüzden diyor ki karanlıklardan diyor aydınlığa çıkarır. O ayete dikkat edersen Vedat karanlıklardan aydınlıklara çıkarır değil. Çünkü aydınlıklar yoktur. Bir tane aydınlık vardır o da Allah'ın aydınlığıdır.
Karanlıklar çoktur. Karanlıklar çoktur. Çoğul gelir. Yani 2 kere 2 kaç eder? 4 eder. Bunun başka bir sonucu var mı? Başka ne dersen de haktan daha da sapmış olacaksın. Bu yüzden vahyi gerekli görmeyip de kestirmeden sonuca giderim diyenler sonsuza kadar bitmeyecek bir labirentin içerisinde kaybolurlar. Ve insanlık bu yok oluşun içerisindedir.